Selamun aleyküm örgü severler. Örgüyle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben uzun zamandır havlu modeli yapmıyordum. Bir takipçim ısrarla bu modeli istedi. Kıramadım. Tekrar çıkardım. Modeli çekiyorum. Çekeceğim inşallah. Şöyle bir renk yaptım bu defa. Ben şöyle bir hazır dantelin üstüne geçiriyorum. Ama bunun aynı bu şekilde yapılışı da kanalımda var. Hem tığla hem iğneyle yapılışı kanalımda var. Eğer elinizde yapmak isterseniz güzel duruyor üstünde. Şimdi ben şu altını, şu ilk başlanışını bu dantelin üstüne de örebilirsiniz. Şu şekilde ayarlayıp şöyle dantelin üstüne örebilirsiniz. Ama ben motifleri ayrı ayrı ördüm. Üstüne koyup iğneyle tutturdum. Şimdi şurasını ben mekik bilenler mekikle daha kolay olur. Mekikle yaparım normalde. Ama iğneyle göstermek için mekik bilmeyenlere şimdi iğneyle nasıl yaptığımı göstermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bir tane milimin damaklı milimin üstüne şöyle tutuyorum. Şöyle ucuna çok geniş yapmadım. 2-3 defa doladım. Şöyle iğnemi geçirip çok sıkı yapmışım. Şöyle tutturdum. Şimdi çıkardım. Şu kadar büyüklükte neyin üstüne yapsanız olur. Ben milimi kullandım. Kalem ucu olur. Şöyle. Şuraya sık iğne yapıyorum. Biraz daha şöyle yapayım. Şuraya 3-4 tane sık iğne ördüm. Şöyle. Şimdi kirpik yapmaya başlıyorum. Şöyle tutuyorum iğnemi. İpim bu tarafta. İğne dolandırıyorum. Şöyle çok sıkmadan bir önceki kirpiğimin dengine getiriyorum ve sıkıyorum. Şöyle. Şöyle. Tuttum. Bu biraz küçük olunca tutması zor oldu. Düşündüm, ne yapabilirim bunu diye. Şöyle bir ip geçirdim. Önce çatal iğneye geçirdim. Şöyle daha kolay örmesi. Şöyle ipi geçirdim. Şöyle daha muntazam oldu. Sizin için en kolayını düşündüm. En sonunda çekiyorum. Sürekli model geliştiriyorum. Farklı fikirler geliştiriyorum. Sevdiğim bir iş olunca yapıyorum. Şuraya 2, 4, 6, 19 tane kirpik yapacağız. İki, dört, altı, sekiz,
19. Bunu 19'a getireyim. 19 oldu. Şu ipim şöyle kayıyor. Şöyle tutması daha kolay oldu iple. Şuraya 4 tane sık iğne daha yapıyorum. Şu aradaki boşluğu kapatıyorum. Şöyle iki defa dolayıp son ilmeğimi sıkıştırayım. Şöyle küçük kesiyorum. Geri kaçmasın diye ucunu da yakıyorum. Şimdi şunu çıkardık. Şurası tamam. Şöyle. Şimdi mavi ipimi taktım. Şu kirpiğimi, baştaki kirpiğimi şöyle tutturuyorum. Şu kirpiğimin ucunu yakabilirsiniz. Ama ben şöyle içine alıyorum. Her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Biraz kısa tutuyorum. Çok geniş yapmıyorum. Her birine şöyle atıyorum. Bunu her birine batıp geleyim. Şöyle sonuna geldim. Çeviriyorum. Çevirmeden de yapılır ama ben bu taraftan soldan sağa daha kolay yaptığım için çevirerek yapıyorum. Şimdi yine her birinin içine şöyle yine büyütmüyorum zürafalarımı. Küçük küçük yapmaya çalışıyorum. Üstüne 4 defa gideceğim. Gittikçe zaten biraz genişleme yapacak. O yüzden başlarda genişletirsek üstü daha dağınık olur. Şöyle her birine şöyle batıyorum. Bunu 4 defa geçip geleyim. Ama ben zaten hazırladım. Şöyle geçtim. 6 tane şu çiçeği 6 tane yapacağız. Ben 6 tane yaparken sırayla hazırladım. Şimdi bunun üstüne şöyle ipimizden sündürerek kesiyoruz. Şimdi şöyle tuttum. Şu ipimi kaybetmek için böyle tutuyorum. Maviyi. Kenarda bırakmıyorum. Şuraya tutturdum. Şöyle önüne batıyorum. Bir önündeki deliğe bir daha batıyorum. Önündeki deliğe bir daha batıyorum. Şimdi şurayı kesebilirim. Şimdi dönüyorum, geri dönüyorum. Şuraya 3 tane sık iğne yapmıştım. O üçünü döne döne şöyle 2 sıra
3 sıra. Bunu döne döne çıkıyorum. Şöyle 5 sıra geçmiş oldum. Şimdi dibine batıyorum. Tam dibine. Şöyle şu ipimi de şu denginde şöyle. Şimdi bir önündeki zürafaya batıyorum yine. İpim de dolaşası tuttu. İkinci deliğime batıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle 3 tane batınca geri dönüyorum. Tam dibine batıyorum. Ama şöyle elimle tutup şurayı çok çekmiyorum ki şöyle bir bırakayım. Şöyle 3 tane. Çok geniş de koymamamız lazım. Bir önceki tam net olmamıştı. Bunu bir daha göstermek istedim. Bu da 5 sıra. Şöyle bir daha gidip geleyim. Şöyle 5 sıra oldu. Yine dibine batıyorum. Şöyle biraz gevşek bırakıyorum. Şu şuranın tam denginde olması lazım. Şöyle. Bunu şimdi 3 3 6 tane yapacağım. Onu da yaptım şöyle. Şuna geçeyim. Son satırı da göstermek istedim. Sayıda eksik yapmışsınız diyelim. Şu kenarda 2 kalmış. Ben son şeye 2 tane battım. Sayıyı tamamlarsınız. Onun için olmadı, sayı denk gelmedi diye korkmayın. Şu kenarda 3 kalması yerine 2 kalmış. Sona bir daha battım. Bir şey olmaz. Sonunu da göstermek istedim. Yine dibine batıyorum. Şöyle burayı kesip hafiften ucunu da yakalım. Şöyle. Şimdi bunun üstüne geçeceğiz. Mavi ipimizi alalım. Şimdi şuradan
Şöyle şuradan kenardan tutturuyorum. İpimi iyice kısaltayım. Buranın ucunu yakabiliriz. Şöyle her bir deliğime bir tane sık iğne yapıyorum. Zürafa yapıyorum diyeyim. Şuradaki şuna da batıyorum. Şu indiğim şeye. Şimdi şuna batıyorum. Şu aradaki mesafeyi şöyle geçiyorum. Şöyle gerilmemesi gerekiyor. Şu şekilde düz ipimle geçiyorum. Şimdi devam ediyorum. Tepeye birer tane battım. Şu inmiş olduğum ipime de battım. 3. Şimdi şuraya batıyorum. Şöyle mesafeyi ayarlıyorum sıkmadan. Şöyle sıkıyorum. Şöyle. Bu şekilde öbür tarafa geçip bir daha göstereyim. Şöyle bitirdim. Şimdi geri dönüyorum. Şöyle kenara hepsinin içine zürafa yapıyorum. Şimdi şunun üstüne 3 tane battım. Şimdi boş olana da 3 de oraya batacağım. Şöyle. Aynı sık iğneden. Şöyle 3 de buraya battım. Şuradan devam ediyorum. Şu şekilde bunu da bitireyim. Şöyle sona geldim. İpim kısalınca ben şunu yapıyorum. Şöyle iğnemden şöyle halka şeklinde geçiriyorum. Şöyle de geçiriyorum. Dümdüz hiç şey olmadan, takılmadan şöyle örmeye devam ediyorum. Bu işe başladım. Çok bilmez bilmez ördüm ördüm. Kızlara sonra sonra biraz ilerledim. Şimdi şu kenarda geri döndüm. Şöyle kenara bir battım. Önündeki zürafama bir daha battım. Geri döndüm içine. Şuradan dolanıyorum. Buradan dolanıyorum. Şöyle şu tarafa doğru çekiyorum. Şöyle içine geri battım. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum. Biraz küçük olması lazım başta. Yaprak yapacağım. Şimdi içine şöyle battım. Dolandım. Bir de buradan dolandım. Dikliğine çektim. Düz çıktım. Şimdi dibine indim. İpim zaten beri tarafta. Bunu da buradan dolanıyorum. Şöyle elimle tutup şurayı biraz şöyle bir görüntü veriyorum. Yine üstüne çıkıyorum. Şöyle atıyorum. Bir de buradan atıyorum. Yine dik çıkıyorum, düz çıkıyorum. Yine inerken şöyle batıyorum. Şuradan şöyle elimle de ayar veriyorum. Şurayı biraz gevşek bırakıyorum. İnerken zaten alışınca hep kendisi bu şekilde şekil almaya başlıyor. Bir daha şöyle dolanıyorum. Düz çıkıyorum. İnerken bu yaprağı ne kadar büyütmek istiyorsak devam ederiz. Yani bu kadar yeter diyorum.
Önündeki zürafaya batıyorum. Bir önüne daha batıyorum. Şimdi yine geri dönüyorum. İpim bitti. İpimizi yenileyelim. Şimdi ipimi şöyle tuttum. Şuradan şöyle. Şimdi yaprağımı yapacağım. Şöyle küçük bir pırpır yapıyorum yine. Üstüne, içine batıyorum. Şunu dolandırıyorum. Bunu da buradan dolandırıyorum. Şöyle dikliğine çekiyorum. Dibine iniyorum. İpin bu tarafta bu defa. Şöyle alıyorum. Elimle de tutuyorum. Dibinden sıkıyorum. Üstüne alıyorum. Düğümlendi. Bazı ipler biraz şu şekilde. Bir yaprağı daha bitireyim. Bu ip biraz sık düğüm. Şöyle yine önüne batıyorum. Bir önündeki zürafama daha batıyorum. Bu ip sünmezmiş. Biraz çabuk kıvraşıyor. Yine geri dönüp yaprağıma devam ediyorum. Bu şekilde şöyle sonuna kadar yapraklarımı devam ettiriyorum. Şimdi ben şu baştaki mekikle nasıl yapıyorum, mekik bilenlere onu da göstereyim. Mekiğimi şöyle tutuyorum, ipimi. İster 3 parmağıma, ister 5 parmağıma doluyorum ben. Şöyle açıyorum mekiğimi. Şöyle alıyorum. Şöyle. Bir de buradan ördüm. Şu ipimi de şöyle içine alıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuradan geçiriyorum. Halka şeklinde. Ama şu parmağımı salmıyorum. Şunu asılıyorum. Şöyle çekiyorum. Şimdi şu ipimi içine aldım yine. Şöyle. Bu defa da buradan. Halka içinden şuradan geçiriyorum. Şu önce sağ elimi çekiyorum. Sonra sol elimi çekiyorum. Buraya 4 düğüm attım. Şimdi kirpiğimi yapmaya başlıyorum. Şunu da elimi içinde halka oluşturuyorum. Şunu çekiyorum. Bir daha yapıyorum. Şöyle kirpiğim oluşuyor. Kirpiklerin arasına normalde bir boş düğüm atardım ama buna boş düğüm atmıyorum. Seyrek olmasın diye. Her bir düğümü kirpik yapıyorum. Şöyle. Bu iğneden daha kolay bununla yapması. Mekik bilenler bu şekilde yapabilir. Küçük oldu. O arada kaybolur. Buraya 19 tane kirpik yapacağım. Şöyle 19 tane kirpik yaptıktan sonra şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan kesip
Şurayı da yakıyorum. Şöyle. Mekik bilenler daha pratik oluyor. Bilmeyenler de önce gösterdiğim gibi olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da çok tatlı oldu. Bayılıyorum ben bu renkleri. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olur, zili açar, destek olursanız, güzel yorumlar yaparsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.